Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen online eğitim seminerlerinin bu haftaki konusu Türk töresinde kadının önemi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü itibariyle Mart ayı haliyle kadın meselesinin sıklıkla ele alındığı, değerlendirildiği bir zaman dilimi. Fakat şüphesiz ki topluma yön veren çok temel bir mesele olması itibariyle kadın meselesi her zaman gündemimizde olması gereken, üzerine tefekkür etmemiz icap eden çok temel bir mesele. Aynı zamanda gündemimize yansıyan ve bizleri sıklıkla üzen kadına şiddet vakalarının sebep, sonuç ve önlem bazında değerlendirilmesi, analiz edilmesi açısından da son derece önemli bir mesele. Bu noktada tarihi arka plana bakmanın ne kadar önemli olduğunu, Türk kültüründe, kadim Türk tarihinde kadının nasıl bir yer bulduğunu idrak etmenin ve günümüzle geçmiş arasında ciddi bir muhakemenin, bir muhasebenin, bir mukayesenin yapılmasının ne kadar önem arz ettiğini her gün daha fazla idrak ediyoruz. Bu anlamda konu son derece değerli bir konu. Bu noktadaki bazı genel bilgileri sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. İzleyen, takip eden herkese saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Kadının herhangi bir toplumda nasıl konumlandırıldığı, onun kendi yeteneklerini ifade edebilmek bakımından, belli bir gücü taşıyabilmek bakımından nasıl bir noktada bulunduğu ister istemez o toplumun medeniyet seviyesini de bize gösteren çok temel bir parametre, temel bir ölçüt oluyor. O anlamda biz bugün göğsümüzü gere gere diyebiliyoruz ki kadim Türk tarihinde, Türk düşüncesinde, hatta bunu bize veren aslında çok temel parametrelerden biri olan Türk mitolojisinde kadının ne kadar güçlü, ne kadar değer verilen, mukaddes, kutsal, aynı zamanda da kendi yeteneklerini ifade edebilen güçlü bir varlık olduğunu görebiliyoruz ve bu noktada da kendimizi rahat hissedebiliyoruz. Öyle bir tarihi genetikten geldiğimizi idrak ediyoruz. Tabii bu idrak bize günümüze bir yansıma yaptığımızda aradaki uçurumu da gösterebiliyor. Bir yerde Hakan'la birlikte görev yapan, onunla birlikte emirnamelerde, fermanlarda ismi anılan, zaman zaman orduya bile komuta edebilecek yetkiye sahip olan kadınlara o hatun unvanını alan töre içerisinde törenlerle o unvanı alan hanımefendiye bir taraftan da dizilerde, filmlerde bugün bize sunulan o sürekli ağlayan, kandırılan ya da kandıran sınırlı kadın tipolojisine baktığımızda bu iki yapıyı bir araya getirdiğimizde aradaki ciddi uçurumu da bize gösteriyor. Bu noktada da tarihi arka plana sıklıkla inmek gerektiğini, o dönemi tefekkür etmek gerektiğini hatırlıyoruz, anımsıyoruz. Bu anlamda bu bilgiler son derece önem arz ediyor diye düşünüyorum. Kadim Türk kültürüne baktığımızda akrabalık bağının son derece önemli olduğunu, kan bağının çok değerli görüldüğünü ve o kadim bozkır kültürü içerisinde çekirdek aile yapısının muhafaza edildiğini görüyoruz. O noktada tabii ki ailede kadının anne ve eş rolü son derece önem arz ediyor. Fakat o anne ve eş rolünün dışında siyasi hayata ve sosyal hayata baktığımızda kadının son derece aktif bir yapı sergilediğini gözlemliyoruz. İlk devirlerde yine dikkat çeken kadim Türk kültürünün ilk dönemlerinde yine İslam öncesi dönemlerde hatta dikkat çeken bir hususta tek eşliliğin yaşanıyor olması. Yani kadim Türk kültüründe tek eşliliğin hakim olması aslında bir medeniyet ölçüsü olarak ve kadına verilen önem, onun şahsiyetine gösterilen itibar noktası da son derece önem arz ediyor. Bu anlamda tek eşlilik kültürünün de çok önemli olduğunu kadim Türk tarihinde vurgulayabiliriz.
Tabii kendi kültürümüze baktığımızda hem Türk tarihi açısından hem Türk düşüncesi açısından hem de Türk mitolojisi açısından aslında geniş bir panoramada meseleyi ele almak lazım. Bu panoramadan baktığımızda Türk destan ve efsanelerinde, Dede Korkut hikayeleri gibi birçok hikayelerde, masallarda kadının ahlak, şeref, kahramanlık ve fedakarlık sembolü olduğunu görüyoruz. Hatta Dede Korkut hikayelerinde bir kahramanın eşini seçerken, hanımını seçerken onun kahramanlık, gözü karalık, cesaret noktalarından da irdelendiğini, değerlendirildiğini, bir denemeye tabi tutulduğunu o hikaye kodlarında görüyoruz. Dolayısıyla da sadece bir annelik, sadece iyi bir eş olmak, erkeğin yanında durmak, onun tamamlayıcısı olmak noktasında değil, aslında kendi yeteneklerini, kendi cevherini tabi yerindeyse değerlendirebilmek ve üretime her boyutuyla katkıda bulunabilmek açısından da kadının son derece geniş bir alanda olduğunu idrak ediyoruz. O anlamda destanlarda, masallarda ve mitolojik unsurlarda kadın gerçekten hem kutsal hem de aktif. Örneğin eski Türk yerleşik inancına göre Hakan ve Hatun'un gök ve yerin evlatları olduğunu biliyoruz ve Ay Ata'nın gökyüzünün 6. katında var olduğunu ve erkeği yani Hakan'ı sembolize ettiğini, Güneş Ana'nın ise gökyüzünün 7. katında bulunduğunu ve Hatun'u temsil ettiğini biliyoruz. Bu da aslında kadına verilen değer açısından çok önemli bir parametre olarak yerleşik inancımızda ortaya çıkıyor. Bu anlamda destanlara, hikayelere ve mitolojik unsurlara baktığımızda o bütüncül bakışın örneklerini görebiliyoruz. Örneğin Altay destanında kadın soyun başlangıcı olarak görülüyor ve devamını sağlayan unsur olarak görülüyor. Ve Türk masallarında da yine kadın bilge unsur olarak akıllı kadın tipolojisiyle sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da kadının ne kadar güçlü olduğunu sıklıkla görebiliyoruz. Yine Orhun yazıtlarında ilk kaynak olarak belki görebileceğimiz bu şekilde terminolojide yer bulan Orhun yazıtlarında da Hakan'ın karısının kocasıyla birlikte Türk toplumunun başına indiği anlatılıyor. Yani sadece Hakan değil, Hakan'ın eşi, karısı, hatun olarak, bilge ana olarak zaman zaman tabir edilen hanımının da aynı şekilde o toplumun başına indiği düşünülüyor, tasavvur ediliyor, buna inanılıyor ve bu şekilde yer buluyor yazıtlarda. Dolayısıyla kadının hem kutsiyet açısından hem de kendi yeteneklerini ifade etme açısından son derece aktif bir konumda var olduğunu görüyoruz. Yani sosyal hayatta anne eş kimliğinin yanında o kadın kimliğini de son derece ön planda tutabiliyor, bunları ifade edebiliyor. Yine Yaratılış Destanı'nda kadının kainatın yaratılışına sebep olan ilham kaynağı olarak bize sunulduğunu görüyoruz. Bu da kadındaki rahmaniyetin, tecellinin, ilahi tecellinin ne kadar toplumca yüksek görüldüğünü, ona itibar edildiğini, değer verildiğini ve sevildiğini gösteriyor. Tabii İslam öncesi Türk toplumlarında kadının hiçbir zaman bugün konuştuğumuz gibi aslında bir tabu haline ya da bir meta haline tam tersi geldiğini görmüyoruz. Orada son derece aktif görev yapan, erkeğin siyasi faaliyetlerine de eşlik eden, avda yine görebildiğimiz, savaşta yine görebildiğimiz ziyafetlerde, törenlerde,
erkekle birlikte görevini ifa eden, temsil makamında olan bir aktör kadın. Yine kadının eski Türklerdeki hukuki haklarına baktığımızda çağdaşlarına göre son derece önde olduğunu görüyoruz. Ekonomik hakların son derece fazla olduğunu görüyoruz. Servetin evin ortak olduğunu ve kadının da bunun üzerinde bir tasarruf yetkisinin olduğunu görüyoruz. Ve bu anlamlarda eski Türklerde kadına verilen hukuki ve ekonomik hakların ne kadar güçlü olduğunu gözlemliyoruz ve kadının boşanma hakkına da o dönemde sahip olabildiğini görüyoruz ki bu da çağdaşlarına göre yine kadim Türk kültüründe çok ayırıcı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Tabii evin sorumluluğu noktasında da kadının yine çok güçlü bir alanda var olduğunu, kendi el üretimleriyle, kendi becerileriyle o evin ekonomisine katkıda bulunduğunu ve dolayısıyla edilgen bir kimlik değil, ekonomik anlamda etkin de bir aktör olarak yine bu faktörlerle ön plana çıktığını, bu özelliklerle kendini gösterdiğini gözlemliyoruz. Savaşa katılmamış ise bir hanım, ki katılabilir de o tarihi zemin içerisinde bunu da görüyoruz. Ama katılmamışsa o evin ekonomik sorumluluğunu her türlü meselesini üstlenen bir aktör olarak yine karşımıza çıkıyor kadın. Dolayısıyla eğer bir varlık mücadelesi verilecekse kadın o sorumluluğu tamamıyla üstleniyor ve evin tüm geçimini, avlanma olabilir, herhangi bir üretim olabilir, bunların hepsini bir şekilde kendi bünyesinde topluyor ve bu görevleri ifa ediyor. Dede Korkut hikayelerinde kadınların aranan özelliklerine, yani eş seçiminde aranan özelliklerine baktığımızda yiğitliğin, ataklığın ve cesaretin bir parametre olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla kadında hani bizim klasik olarak hatırımızda olan bir güzellik, bir zarafet, bir annelik gibi işte rolü gibi özelliklerin dışında, hatta ötesinde böyle bir aktif yapının, aktif niteliklerin, başarının, cesaretin ve karakterin aslında, şahsiyetin aslında arandığını görüyoruz. Dolayısıyla kadınlar demek ki o dönemde bu özelliklerini yansıtabilen, gösterebilen, yaşayabilen varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda bir erkek kadar yürekli, onun kadar gözü pek, onun kadar savaşçı ve aynı zamanda da iffetleriyle ön planda olan aktörler oluyorlar kadim Türk kültüründe kadınlar. Tabii devlet yönetiminde de son derece güçlü bir noktada yer alıyorlar. O hatun ünvanı kendilerine bir resmi devlet töreniyle, özel bir törenle veriliyor ve bu kadınlar devlet idaresinde resmi bir yetkiye sahip oluyorlar ve genellikle veliahtlar da onların, yani hatun ünvanını alan hanımların evlatlarından, oğullarından seçiliyor. Hatun Kağan'dan sonra gelen en önemli güçlerden biri olarak bu ismi aldığı andan itibaren anılıyor ve karşımıza çıkıyor. En önemli yasama organı olan bugünkü deyimle meclis, aslında TOY, onun üyesi olarak hatunlar hükümdara vekalet edebiliyorlar, ordu komutanlığı yapabiliyorlar, hizmetlerinde de birçok yetkili bulunuyor. Yani birçok yetkili isim onların himayesinde, onların talimatlarına, ne diyelim, emirlerine hazır bir şekilde vazife yapıyorlar. Tabii burada birkaç somut örnek vermek gerekirse, Büyük Hun İmparatoru Mete'nin eşi M.Ö. 200'lü yıllarda Çin'le bir resmi barış anlaşması imzalıyor. Atilla'nın hatunu Arıkan'a Bizans elçileri tarafından hediyeler sunuluyor. Sakalardan bizim hep bir idol olarak gördüğümüz Tomris hatunun yine çok lider pozisyonunda yer aldığını ve bir kumandanlık, bir liderlik, bir ordu komutanlığı sergilediğini görüyoruz. Yine Hazarlarda Boğarık Hatun'un da Tomris Hatun gibi bizzat devlete ve orduya kumandanlık ettiğini biliyoruz.
Dolayısıyla da siyasi yaşama baktığımız zaman, idari hayata baktığımız zaman aynı sosyal yaşamdaki gibi yine gücün, yetkilerin ve itibarın, değerin, saygının kadın üzerinde yoğunlaştığını gözlemliyoruz. İlk Türkçe kaynak olarak gördüğümüz kadim Orhun yazıtları 2. Göktürk Devleti'nin kuruluşunu anlatırken İyibilge Hatun'dan hakim olarak İlteriş Sultan'la birlikte bir hakim olarak yine aynı şekilde bahsediyor. Yani sadece Kaan'dan hakim olarak bahsedilmiyor. Aynı zamanda İbilge Hatun'dan da Kaan'ın eşi olarak bir hakimiyet noktasında bahsediliyor. Hatunlara ait şehirler de yine süreç içerisinde karşımıza çıkıyor. Kadının kutsiyeti ve korunması, muhafaza edilmesi savaş dönemlerinde çok daha fazla namus kavramı açısından önem arz ettiğinden dolayı onlar için şehirlerin, mekanların ne diyelim tahsis edildiğini görüyoruz ve onların isimleriyle, hanımların, hatunların isimleriyle anılan birçok mekan olduğunu, şehir olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada da yine kadının çok önemli bir güç unsuru, bir değer unsuru olduğu karşımıza çıkıyor. Tabii evlilik hususunda İslam öncesi dönemlerde dahil olmak üzere çok kadim eski süreçlerden itibaren tek eşli bir hayatın, evliliğin gündemde olması, bunun yaşanılır kılınması çok önemli bir hadise. Çünkü birçok topluma baktığımız zaman kadının bir diğerinden, hani bir diğer kadından çok farkı olmayan, hatta böyle ne diyelim, metalaştırılan insan şahsiyeti ve onuru dışında bir ikinci sınıf vatandaş olarak tabir yerinde ise görüldüğünü gözlemliyoruz birçok toplumda. Ve zamanın çok eski dönemleri olmasına rağmen kültürel ve tarihi bakımdan insanın gelişimi açısından son derece kadim dönemler olmasına rağmen ve diğer toplumlarda da bu noktada birçok sıkıntının, problemin yaşanıyor olmasına rağmen kendi kültürümüzde o dönemlerde bu ayrıcı özelliklerle tek eşlilik olsun, boşanma hakkının kadına verilmesi olsun, kadının bir hükümdarlık yapabilmesi, kadının bir yöneticilik yapabilmesi, sadece eşini tamamlayıcı, ona yardımcı bir unsur olmanın dışında başat bir aktör haline gelebilmesi ne kadar ayrıcı bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Tabii günümüzde kadın varlığının ve kadın bedeninin bir reklam ya da estetiğinin diyelim, güzelliğinin bir reklam unsuru haline getirildiği, kadının şahsiyetinin ve varlığının, kendi yeteneklerinin tamamen göz ardı edilerek bir meta olarak görüldüğünü, bir unsur olarak görüldüğünü idrak ediyoruz. Bunlar bizim medya zemini içerisinde senaryolarla, efendim dizilerle, film senaryolarıyla karşımıza gelen ve hep bize bir şekilde empoze edilmeye çalışılan bir düzlem. Bu noktada o güçlü, aktif kadın tipolojisinin yanında bugün karşımıza çıkan, bize bir şekilde empoze edilmeye çalışılan, yerleştirilmeye çalışılan kadın figürüne baktığımızda arada ne kadar önemli bir uçurumun olduğunu görüyoruz. Düşünelim dizilerdeki kadın tipolojisini. Ya kötücül bir karakter kadın, yani o bizim işte destanlarımızda, hikayelerimizde bahsettiğimiz akıllı, bilge, ahlaklı çocuk yetiştiren, iffetli, efendim savaş gerektiğinde savaşın hakkını veren, ava gitmek gerektiğinde onun hakkını veren, ailede bir kutsiyeti yaşatmak gerektiğinde onun hakkını veren kadının dışında, o çok yönlü ve başarılı kadının dışında bir kötücül karakter görüyoruz. Ya hırslarıyla, kaprisleriyle, kötü duygularıyla bir şekilde etrafına negatif enerji veren bir kadın var. Ya aldatılan, zayıf, ezik, sürekli ağlayan, tabir yerinde ise ağlak bir kadın tipolojisi var. Ya da
birilerine sürekli belli işte klişe söylemle, belli entrikalarla, belli kandırmacalarla aslında mutsuzluğa sevk eden, oyun kuran, kurnaz ve aslında dediğim gibi kötücül karakter olarak ifade edebileceğimiz bir yapı var. Yani ya kandırıyor kadın ya kandırılıyor. Ya ezik ya da yeteneklerini, kendi insani melekelerini negatif bir düzlemde kullanıyor. Tabir yerinde ise şeytani bir zeminde kullanıyor. Yani kadın aslında özünde kötü bir varlık olarak aslında bize sunuluyor. Şimdi ezik olan bir kadına ya da devamlı etrafını kötü yönlendiren, kötü duygularla besleyen, kötü durumlara sevk eden bir kadın figürü karşınıza çıktığı zaman aslında böyle bir kadın algısı toplumda yerleştiği zaman o kadına şiddet uygulamak da onu bir ikinci sınıf vatandaş olarak görmek de son derece doğal bir hale gelebiliyor. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Eğer böyle bir kültür bize empoze edilmeye çalışılırsa, eğer böyle yanlış kodlar kendi tarihi genetiğimize, kendi kültürel kodlarımıza hiçbir şekilde uygun olmayan bu anlayış bize verilmeye çalışılırsa, yaşamış olduğumuz o negatif, tatsız vakaları yaşamamızda maalesef doğal bir hal alabiliyor, alabilir. O yüzden bu noktada kendi kültürel genetiğimizi, tarihi arka planımızı, kendi yapımızı hatırlayabilmek, bunlar üzerine tefekkürde bulunabilmek ve bunları sıklıkla hatırlatan, vurgulayan işler, üretimler yapabilmek son derece önem arz ediyor. O yüzden tarihi duygumuzu, tarihi duruşumuzu, tarihi arka planımızı veren doğru senaryoların, doğru üretimlerin, doğru içeriklerin medya üzerinden bizlere aslında sunulması bu noktada son derece önem arz ediyor. Şimdi bir de tabii şöyle bir zemin karşımıza çıkıyor küresel algı yönetimi tarafından. Küresel algı yönetiminin popüler kültür adını verdiğimiz ne diyelim... aparatı açısından, onun üzerinden bizim karşımıza kadının erkekle rakip olduğu, kadının ve erkeğin farklarının sürekli konuşulduğu, birbirinden işte çok farklı ve hatta birbiriyle yarışan varlıklar olarak sunulduğu bir planı gözlemliyoruz. Bu bize sürekli olarak empoze ediliyor. Ama tevhidi bir anlayış içerisinde, İslami bir bakış içerisinde, ontolojik bir ne diyelim felsefi perspektifle varlığa, mevcudata bütün bakan bir kadim kültür içerisinde aslında bizim hiçbir zaman kadının karşısına erkeği, erkeğin karşısına kadını koymadığımızı, bunlara her zaman bu unsurlara birbirini tamamlayan, birbirlerine şifa veren, birbirlerine gıda veren, birbirlerine omuz veren yapılar olarak bulunduklarını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu bizim kendi kodlarımız değil. Bunlar bizim kendi gerçekliğimiz değil. Bu belirli küresel mühendislikler çerçevesinde bize sunulan o popüler kültürün aralara yerleştirdiği yanlış kodlar. Yani kadın ve erkek savaşı, feminizm gibi zaman zaman karşımıza çıkan akımlar ve kadının bir pazarlama aracı olarak, herhangi bir ürünü pazarlama aracı olarak metalaştırılması, yani bir showroom'da bir arabanın satışından söz ederken de bir kadın bedeni üzerinden bu satışı yapmak, sunumu yapmak, bir dondurma reklamında da yine aynı şekilde kadını görmek, efendim herhangi bir farklı üründe de yine bir şekilde kadının varlığı üzerinden, fiziksel varlığı üzerinden bir metalaştırmada bulunmak ve aslında onun şahsiyetine, onun öz varlığına ve derinliğine, ruhsal ve manevi planda ve düşünsel plandaki derinliğine gölge düşürmek, onu sığlaştırmak ve aslında ona, onun varlığına
hakaret etmek bu popüler kültür içerisinde yapılan sunumlarla karşımıza geliyor. Dolayısıyla da biz bu anlamda kendi tarihi arka planımıza baktığımızda ne kadar meselelere tevhidi bir perspektiften, bütüncül bir perspektiften, ontolojik anlamda varlığa bütün olarak bakan, tek olarak bakan, ne kadar olgun bir yaklaşımla hareket ettiğimizi, öyle bir tarihi genetiğe sahip olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla da günümüzle geçmişin muhakemesinin, muhasebesinin, analizinin ne kadar önemli olduğunu, bunu yapmamız gerektiğini idrak ediyoruz. Bunu yapabilmek için de tarihimizi bilmemiz gerektiğini, tarihte nasıl bir yol almışız, nasıl bir süreç yaşamışız, bunları idrak etmemiz gerektiğini yeniden düşünüyoruz. Bunlarla karşılaşıyoruz. Yine notlarımıza baktığımız zaman farklı kişilerin, farklı karakterlerin tarihte Türklerin, eski Türklerin kadınlara ne kadar önem verdiğini dile getirdiklerini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ünlü gezgin İbni Batuta. İbni Batuta kadınların mevki ve rütbesinin erkeklerden son derece üstün olduğunu, erkeklerin son derece fevkinde olduğunu kendi deyimiyle ifade ettiğini görüyoruz. İbni Batuta ki birçok yeri gezerek bunları bir şekilde etrafıyla kendisini takip edenlerle paylaşan önemli bir seyyah, bir gezgin. Yine aynı şekilde Alman asıllı Rus Türkolog Radlov yine Batuta'ya uygun bir, ona ne diyelim, uyum, onunla uyum arz eden bir görüş beyan ediyor ve bir erkeğin bir kadına eski Türklerde dayak atmasının hiçbir şekilde görülmemiş olduğunu dile getiriyor. Yani bir Türkolog olarak eski Türklere bir projektör tuttuğunda, o döneme şöyle bir yakın plan verdiğinde bir erkeğin bir kadına dayak atması gibi bir olgunun, bir durumun hiçbir şekilde yaşanmadığını, böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını, çünkü o toplumda öyle bir modelin var olmadığını, o tarz bir tarihi ve kültürel kodların yer almadığını ifade ediyor. Dolayısıyla bir ne diyelim, Türk olmayan ama Türklerle ilgili araştırma yapan, Türkolog sıfatını taşıyan Alman asıllı bir Rus'un, Radlov'un açmış olduğu bir panorama bize o dönemde bugün yaşadığımız o acı vakaların hiçbir şekilde yaşanmadığını söylüyor. Neden yaşanmadığına baktığımız zaman da öyle bir inanışın, öyle bir kültürel seviyenin, öyle bir problemin olmadığından kaynaklı olduğunu görüyoruz. Eğer siz kadına değer veren bir kültür içerisinde, ona imani anlamda da aynı zamanda çok farklı değerleri yükleyen bir kültür içerisinde, bir tarihi arka plan içerisinde yetişmişseniz ve onu hem sosyal hayatta, hem siyasi hayatta, hem idari planda çok aktif, girişken, üretken bir şekilde konumlandırmış bir zemini içerisindeyseniz, böyle bir kültür içerisindeyseniz, zaten kadına bir ikinci sınıf varlık olarak bakmanız, onu aşağılamanız ya da ona karşı tatsız bir tavır içerisine, incitici bir tavır içerisine girmeniz düşünülemez haliyle. Dolayısıyla da Radlov da aslında bir Türkolog olarak bu panoramayı vermiş ve aslında çok önemli bir tarihi ispatta bulunmuş. O yüzden İbni Batuta gibi, Radlov gibi isimlerin kadim Türk kültürüyle ilgili tespitlerini irdelemek, dinlemek, bunları dile getirmek son derece önemli. Tabii
milli mücadele dönemine de baktığımızda birçok isim biliyoruz. Yani Nene Hatun gibi, Halime Çavuş gibi, Nezahat Onbaşı gibi, Halide Onbaşı gibi, Şerife Bacı gibi, Erzurumlu Kara Fatma gibi, Tayyar Rahmiye Hanım gibi, Çete Emir Ayşe gibi birçok kahramanın hiçbir erkek kahramandan ayrılamayacak fedakarlıkla, üretimle, efendim sergiledikleri cesaretle hiçbir erkek kahramandan ayrılamayacak kahramanların, kadın kahramanların olduğunu görüyoruz, biliyoruz ve bunlarla gurur duyuyoruz. Dolayısıyla da biz at üstünde tüfeğiyle bir şekilde mücadeleye giden, kundakta yavrusunu bırakan, yeri geldiğinde bir Nene Hatun'a bakıyoruz. Bir de bugün dediğim gibi dizilerde sürekli gözyaşlarıyla karşımıza çıkan, ya ezen ya ezilen, ya aldatan ya aldanan o sınırlı ve aslında bizim kendi tarihi arka planımızla, kültürel genetiğimizle ilgisi olmayan o sınırlı ve hatalı, yanlış, sağlıksız kadın profiline bakıyoruz. Aradaki uçurumu müşahede ediyoruz ve diyoruz ki biz bu değiliz. Neden sunumlar bu şekilde? Biz bu değilken ve biz bu olmadığımızı çok iyi biliyorken neden sunumlar bu şekilde geliyor? Dolayısıyla da bu sorular çok kıymetli sorular diye düşünüyorum. Bizim gibi düşünen, tarihi irdelemelere bu anlamda yönelen, bu aradaki mukayeseyi, muhasebeyi, farkı sıklıkla yapan ve vurgulayan insanların sayısı çoğaldıkça bize popüler, tırnak içinde popüler kavramı altında, adı altında verilen o yanlış içeriklerin sayısı da bir o kadar azalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir sunumun alternatifini siz ortaya koymadığınız müddetçe, ona bir alternatif bir şekilde göstermediğiniz müddetçe sen bunu ortaya koyuyorsun ama ben de bunu ortaya koyuyorum diyenlerin sayısı çoğalmadığı müddetçe o var olan ve doğru kabul edilen genel geçer kavramı çerçevesinde sürekli doğruymuş gibi empoze edilen sunumların, içeriklerin kaderi değişmeyecek. Daha doğrusu onların bize olan etkileri değişmeyecek. O yüzden de bu tarz konuların, hususların son derece önem arz ettiğini düşünüyorum. Bizim gibi tarihi arka planına, genetiğine sıklıkla yönelen ve günümüzle geçmiş arasında bu mukayeseleri yapan arkadaşlarımızın, gençlerimizin, büyüklerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda kadının Türk töresindeki yeri konusu son derece önemli. Bunu sadece belirli tarihi bilgi aktarımları içerisinde, belirli anmalar, belirli efendim günler çerçevesinde sınırlı tutmanın dışında sürekli gündemde tutarak aktif içeriklerle, projelerle, üretimlerle bu vurguyu dile getirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta Abide Şahsiyetler bölümümüzde anlatacağımız isim Galip Erdem. Galip Erdem ülkücü dünya görüşünü hem edebi eserleri, hem fikri eserleri, hem de vermiş olduğu mücadeleyle beslemiş, hem geçmiş nesillere hem de gelecek nesillere ışık vermiş çok önemli isimlerden bir tanesi. 10 Mart 1930'da Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğmuştur. 12 Mart 1997'de Ankara'da 67 yaşındayken vefat etmiştir. Nahiye müdürlüklerinde bulunmuş Rasim Bey ile pehlivan oğullarından Zekiye Hanım'ın tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Fındıklı'da Ofluoğlu olarak bilinen bir aileye mensuptur. İlkokulu Fındıklı 11 Mart İlkokulu'nda okumuştur. Ortaokulu babasının memuriyet görevleri sebebiyle Bitlis ve Siirt gibi illerde tamamlamıştır. Liseyi de yine babasının memuriyet görevi sebebiyle Erzurum'da okumuş. 1949'da iyi bir dereceyle liseden mezun olmuştur. 8 Kasım 1951'de başlayan yedek subaylık görevi 31 Ekim 1952'de teğmen rütbesiyle sona ermiştir. 1953'te
PTT Genel Müdürlüğü Ankara Yenişehir Şubesi'nde memuriyet hayatına başlamıştır. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda bir görev yapmıştır. Çalışırken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve İhsan Koloğlu'nun yanında avukatlık stajını 1963 itibariyle tamamlamıştır. 58-60 yılları arasında Türk Ocakları Merkez Heyeti'nin yayın organı olan Türk Yurdu Dergisi'nin genel yayın müdürlüğünü yapmıştır. Bayındırlık Bakanlığı'nda Tevfik İleri'nin müşavirliğini yerine getirmiştir. 1982'de emekli olana kadar farklı kamu görevlerinde, vazifelerinde bulunmuştur. Daha sonra da avukatlığa başlamış ve 6 yıl kadar avukat olarak görev yapmıştır. 1966-1974 yılları arasında bir evlilik gerçekleştirmiştir. Bu evlilikten 1969 doğumlu olan Bilge Erdem isminde bir kızı bulunmaktadır. 1955 hadiseleri dolayısıyla 45 gün kadar Selimiye Kışlası'nda gözaltında tutulmuş ve sonra suçsuzluğu ortaya çıktığında serbest bırakılmıştır. Ömrünü Türk Devleti ve Ülkücü Harekete adamış olan Galip Erdem, yoğun iş hayatı içerisinde Mamak'ta görülen ünlü MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasının avukatlığını da üstlenmiştir. Aynı zamanda yazıları ve şiirleriyle hem dönemin ülkücü gençlerine hem de gelecek nesle çok ciddi bir yol göstermiştir. Yayınlanan ilk şiiri 1948'de yer bulan, yayın dünyasında yer bulan Bayrak isimli şiirdir. Kendisinin eserlerine baktığımızda aslında yayınlanmamış olan birçok eserinin, yazısının daha doğrusu metninin bulunduğunu biliyoruz. Fakat yayınlanmış 4 temel çalışması söz konusu. En temel yapıtı ülkücü dünya görüşüne mensup olanlar tarafından sevgiyle, ilgiyle okunan Ülkücünün Çilesi isimli çalışmadır. 1975 yılında yayınlanmış ve yeni baskıları sürekli olarak yapılan bir çalışmadır. Ve bu çalışmada bir ülkücünün tipolojisi çok edebi bir dille hem de fikri bir derinlikle resmedilmiştir. 1975 yılında yayınlanmış bir çalışma Ülkücünün Çilesi. Yine 1975 yılında yayınlanan Sosyalizm ve Milliyetçilik Üzerine Mektuplar isimli eseri söz konusu. Suçlamalar isimli iki ciltlik bir yapıt var ve bir de 1984'te yayınlanan Mektuplar isimli bir çalışması var. Kendisinin en çok tanınan, bilinen o çalışması, Ülkücünün Çilesi isimli çalışması. Ülkücünün hayatında rahatlık kavramının olmadığı gibi önemli bir tespitle başlayarak daha sonra onun ölümüne kadar, Hakk'a yürüyüşüne kadar olan seyrini çok edebi bir dille anlatmaktadır. Hayatında rahatlık kavramının olgusunun hiçbir zaman olmadığını, ömrünün daima bir mücadeleyle geçtiğini, ülkücülerin ömürlerini bu şekilde tükettiklerini ifade eder. Kalabalıkların gözünden ülkücünün bir hayalin peşinde koştuğu, hayalperest bir insan olduğu yine kendi ağzından resmedilir. Bu tespit ortaya koyulur ve kalabalıkların ona uslanmayan insan olarak baktığını, halbuki ülkücünün kendi dünyasında bunun bir uslanmama değil, bir yılmama anlamına geldiğini ifade eder. Dünya nimetlerinden yana ülkücünün nasipsiz olduğunu ve zaten dünya nimetine de talip olmadığını ifade eder. Dünya nimetlerinde gözü olmadığını, gözü tok bir yapı sergilediğini ifade eder. Kalabalığın nazarında hayalperest olan ülkücü, kendisine bir fenalık yapana karşı ya da şahsına karşı bir fenalık peşinde olana yönelik çok aldırıcı bir üslup taşımadığını ama kendi davasına, ülküsüne, fikri dünyasına, duruşuna yönelik bir fenalık söz konusu olduğunda buna asla tahammül göstermediğini ve tepkisini ne pahasına olursa olsun ortaya koyduğunu ifade eder.
İnsanlar ülkücüye yapma, hayatını heba etme artık uslan ve dünya nimetlerinden kendi hesabına biraz sebeplen demelerine rağmen o bildiği yolda emin adımlarla ilerler ve içinde hiçbir şüphe taşımaksızın bu hayatı bu şekilde bir mücadeleyle bitirir der Galip Erdem. Ve daha sonra o yürüdüğü yolu edebi bir dille resmettikten ve bütün bir hayatı o mücadeleyle geçen bütün bir hayatı resmettikten sonra gün olup ülkücünün dünyasını değiştirdiğini yani hakka yürüdüğünü ifade eder ve o hakka yürüyüşte de kalabalıkların arkasından hayatını hiç yaşamadı, dünya nimetlerinden namına hesabına hiçbir şey almadan gitti deyip ona acıdıklarını ifade eder ve şu vurucu tespitle bu acıma duygusunu aslında tamamlar ve çok önemli bir mesaj verir. Aslında der kalabalıklar ülkücüye acımaktadır dünya nimetlerinden yana bir pay almadan bu hayatı yaşadığı ve hatta onların gözünde heba ettiği için. Ama ülkücü de hiçbir zaman bir ülkü çerçevesinde bir değerler dünyası, bir inanç dünyası, bir dava çerçevesinde yaşamanın nasıl bir manevi haz, nasıl bir fikri haz olduğunu bilmedikleri için aslında kalabalıklara acımıştır hayatı boyunca der. Ve bu iki farklı acıma duygusu arasındaki uçurumu sergileyerek aslında çok güzel bir metaforu gözlerimizin önüne serer ve Ülkücünün Çilesi isimli çalışmayı bu şekilde bitirir. Ve çalışma hem fikri anlamda çok net ve doğru hakkaniyetli tespitler taşıdığı için hem de çok kalbi, çok edebi, estetik bir dil, daha doğrusu yürekten bir dil taşıdığı için kitlelerde, küçük camiada çok güzel bir yankı bulmuştur, makez bulmuştur ve bu çalışmanın yeri çok kült eserlerin, temel eserlerin içerisine girmiştir. Galip Erdem bu anlamda hem gazeteciliğiyle hem edebi metinleriyle hem fikri metinleriyle hem hukuki mücadelesiyle ülkücü dünya görüşünün yaşamış olduğu mücadelelerde vermiş olduğu hukuki destekle hem de bize açmış olduğu bu aslında bir ülkücü tipolojisiyle o yapının çok samimi bir dille anlatılmasıyla tarihi planda yer bulmuş çok değerli bir düşünce insanıdır ve eserleri yeni baskılarla yeni nesillere ulaşmaktadır.